İtalyan tenör Andrea Bocelli'den Milano'daki Duomo Katedrali'nde konser. TRT2 izleyicileri için evinden mini konser veren Neyzen Burcu Karadağ. 5 sanat bölümünde foto manipülasyon çalışmalarıyla Durmuş Bahar. Resimden edebiyata, edebiyattan sinemaya uzanan yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'yla özel söyleşi. Kültür, sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında bulunan ve korumaya alınan Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı, 87 yıl sonra köy meydanında sergileniyor. Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia Antik Kenti, 3000 yıllık tarihi kalıntılarıyla biliniyor. Antik kent, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı. Şanlıurfa'da yaklaşık 2000 yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı. Işıklandırma çalışmaları yapılan demo uygulamasının ardından hayata geçirildi. Kale Eteği ve Halepli Bahçe ile birlikte dünyanın en önemli nekropol alanı olarak kabul edilen bölgede yer alan Kızılkoyun'un ışıklandırılmasıyla tarihi alan bambaşka bir görüntüye büründü. Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında gezici otobüsle konser verildi. Müziğin sesini duyarak evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar türkü ve şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. İtalyan tenör Andrea Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Milano'daki Duomo Katedrali'nde konser verdi. Ünlü tenör, kendisine piyanist Emmanuel Vianelli'nin eşlik ettiği konserde Bach'tan Ave Maria, O Türkiye'nin ilk kadın neyzeni, Burcu Karadağ nefesiyle notalara adeta ruh üflüyor. Bugüne kadar Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Mısır, Japonya, Hindistan ve Dubai gibi dünyanın dört bir yanında konserler veren sanatçı, bu kez TRT2 izleyicileri için evinden mini konser verdi. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla Ayvalık'taki evinde kalan Karadağ, video çekerek müziğini izleyiciyle buluşturdu. Türk müziğinin sevilen bestelerinden Bak Yeşil Yeşil şarkısını neyiyle yorumlayan sanatçı, müziğin iyileştiriciliğine vurgu yapıyor. TRT2 izleyenlerine, sevenlerine sevgiler yolluyorum size. Karantina günlerinde bulunduğum Ayvalık'taki evimden. Herkese evde kal demeyi artık gerçekten çok lüzumsuz görüyorum. Çünkü evde kalmanın ne kadar önemli ve ne kadar hayati olduğunu artık hepimiz biliyor durumdayız. Ama sizlerden şöyle bir ricam var. Evde kaldığımız bu günlerde lütfen pozitif düşünelim. Lütfen olumlu düşünelim. Oflayarak poflayarak bu günleri, bu zorunluluk dolu günleri geçirmemiz mümkün değil. Ne kadar pozitif düşünürsek, ne kadar olumlu düşünürsek ve ne kadar dua edersek bu günleri daha çabuk atlatacağımızı düşünüyorum. Eğer herkes böyle yaparsa bir an evvel dışarıda gezebildiğimiz, kafelerde çay içebildiğimiz, konserlere gidebildiğimiz günlere ulaşacağız diye düşünüyorum. Lütfen evde kalın,
Her şeyden önemlisi sağlıkla kalın ve sanatla kalın. Çünkü sanat ve özellikle müzik iyileştirir. Herkese çok sevgiler. Daha önce Neyzen albümünü çıkaran sanatçının Fazıl Say'ın Hezerfenli Konçertosu ve geleneksel Anadolu ezgileriyle caz yaklaşımını bir araya getiren Neyin Etno Caz albümü bulunuyor. Sultan II. Abdülhamit Han'ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu dijital erişime açıldı. 911 albüm içinde 36.585 fotoğraftan oluşan ve 263 fotoğrafçının imzası bulunan koleksiyon, dünyanın en zengin görsel arşivlerinden biri. 19. yüzyıla ait görsel hazine, ülkelerin sosyal, siyasal ve kültürel yapılarını belgeliyor. Arşivde şehir ve tabiat güzelliklerinden tarihi yapılara, müze ve sanat eserlerinden sağlık kuruluşlarına farklı başlıklarda fotoğraflar bulunuyor. Koleksiyonda Hindistan'dan Paris'e, İspanya'dan Selanik'e farklı coğrafyalardan şehir manzaraları görülebiliyor. II. Abdülhamid'in imza attığı Hicaz Demiryolu'nun istasyon fotoğrafları da arşivde yer buluyor. Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi'nin fotoğrafları da koleksiyonun önemli görselleri arasında. Beykoz Kasrı, Heybeliada ve Kız Kulesi fotoğraflarıyla eski İstanbul, koleksiyonun tarihe not düşen görüntülerini oluşturuyor. II. Abdülhamid'in yaptırdığı ve hala faaliyetini sürdüren Hamidiye Etfal Hastanesi'nden karelerde bu zengin koleksiyonun önemli bir kısmını oluşturuyor. Arşivde porselen Fabrika-i Hümayun'unda üretilen vazo ve tabakların yanı sıra saat ve yazı takımı tasarımlarıyla fotoğraflar da bulunuyor. Sosyal yaşamdan insan manzaraları ise albümlerde kalan bir döneme tanıklık ediyor. Dijitalleşme çalışması 2018'de Cumhurbaşkanlığı Himayesi, İstanbul Üniversitesi ve Milli Saraylar İşbirliği'yle başlatılan Sultan II. Abdülhamit Han fotoğraf albümlerine katalog.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. İbrahim Çallı, Halil Paşa, Selahattin Kara. Usta isimlerin resmettiği İstanbul'un en güzel resimleri İstanbul Resimleri Müzesi'nde sergileniyor. İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı Mehmet Çebi'nin öncülüğünde açılan İstanbul Resimleri Müzesi, şehrin 200 yıllık tarihine ışık tutuyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan müzede, ünlü ressamların 19. yüzyıldan başlayıp bugünlere kadar uzanan İstanbul resimleri bulunuyor. Üsküdar'da açılan bu müzenin kurulma amacı, Üsküdar'a ve Üsküdar halkına bir kültür ve sanat hizmeti sunmak. Konsept olarak da İstanbul'un her köşesini anlatan, yaklaşık 90 ve 100 arası bir farklı ressamın resimlerinin bulunduğu, toplamda da 120 adet eserin bulunduğu bir müze konsepti oluşturuldu. Bin resmin yer aldığı koleksiyon sayesinde resimlerin belirli periyotlarda değiştirilmesi planlanıyor. Mehmet Çebi aslında hani bu kültüre yaklaşık 20-25 seneden beri, bu zaten onun yapmış olduğu bir işti. Yani biraz daha böyle geliştirebilmek, daha da resmi, yazıyı, Osmanlı sanatlarını, el sanatlarını daha çok insanlara ulaştırabilmek için kendisinin çizmiş olduğu bir yoldu bu. Empresyonist anlayışa yakın resimlerin sergilendiği müzede dönemin oryantalist ressamlarının da eserleri bulunuyor.
Hamizade İsmail Dede Efendi. Türk musikisi bestekarı ve Mevlevi dedesi. Yaptığı bestelerle Sultan 3. Selim'in dikkatini çekti. Birçok öğrenci yetiştiren Dede Efendi, bestelediği eserlerle nam saldı. Hamamizade İsmail Dede Efendi Osmanlı Devleti'nin en büyük diyebileceğimiz bestekarı. Hatta yani dünyanın da en büyük bestekarlarından biri. 500'ü aşkın bestesiyle klasik Türk müziğinin neredeyse %50 repertuarını oluşturan bir deha, öyle söyleyeyim. Yenikapı Mevlevihanesi'nde ikinci senesinde bir Buselik beste yapıyor. Beste çok beğeniliyor. Ondan sonra bir ikinci beste geliyor. O da İstanbul'un bütün saray ve konaklarında çok meşhur olmuş, çalınmaya başlamış. Üçüncü Selim'in dikkatini çekiyor, dönemin padişahı. Üçüncü Selim de bilirsiniz çok ünlü bir bestekar, müzikle alakalı bir padişah. Saraya çağırtıyor, ondan sonra sık sık çağırtmış. Aslında Mevlevihanede 2 yıl çile doldurması lazım ama böyle ona biraz şey geçmişler. Birinci seneden sonra bestekarlığından dolayı saraya gelip gitmeye başlamış. Sonra çilesini bitirip Mevlevi dedesi oluyor. Dede Efendi 29 Kasım 1846 tarihinde Mekke'de vefat etti. Ondan geriye kalansa bestelerinin yanı sıra restore edilip günümüzde Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği olarak kullanılan Fatih'teki evi oldu. Dede Efendi klasik Türk müziğinin son temsilcisi, neoklasik Türk müziğinin de ilk temsilcisi diyebiliriz. Bir devri açıyor ve kapatıyor. Meşhur yine bir Gül Nihal, Ey Büyütü Neveda gibi bugün kulaklarda, dillerde dolaşan besteleri Dede Efendi'nin besteleri. Dede Efendi daha sonra 2. Mahmut da bugün içinde bulunduğumuz bu evi Dede Efendi'ye hediye eden padişah, saraya yakın olsun diye. 28 sene daha sonra bu evde yaşamış vefatına kadar Dede Efendi. Çok yenileşme hareketleri çok fazlalaşınca, klasik Türk müziği de böyle biraz bugünün deyimiyle out olunca Dede Efendi pek hoşlanmamış bu işten. Bir Mekke'ye hac vazifesini yerine getirmek için gidiyor. Orada kolera salgınında vefat ediyor. Dede Efendi evinin ölümünden sonra bu evin haciz edildiği, borçlarından dolayı mallarına el konulduğu gibi bir bilgi ulaştı. Osmanlı kaynaklarından o da yeni çıktı karşımıza. Ses sanatında derin izler bırakan İsmail Dede Efendi, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği bu evde yaşatılmaya çalışılıyor. Üst katlar eski Türk evi şeklinde, bir müze şeklinde düzenlenmiştir. Dede Efendi ile ilgili konserler, işte bilgiler burada birikiyor. Ben de bir seneden beri başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda eski Türk evleri, tarihi gelenekler, görenekler, mimarimiz, yani bir bilgi merkezi şeklinde ve bir müze şeklinde yaşatmaya çalışıyoruz. Bulut, merdiven, göz ve kadın. Durmuş Bahar yaptığı illüstrasyonlarla hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Üniversitede resim öğretmenliği okuyan sanatçı, yıllar içinde ekslibrisler yaparak grafik sanatına yöneldi. İstanbul Ekslibris Derneği üyesi olan Bahar, ekslibris sanatında portre ve imgeler bütünlüğünden oluşan kompozisyonlar yapıyor. Grafik dallarına özgün baskı dersleri alıyorduk. Orada mini grafik işler yapıyorduk. Tezcan Bahar hocamız vardı, değerli hocalarımızdan biri. Hasip Bektaş'la tanışmamıza vesile oldu. Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan hocalarımızdan biri kendisi. Onunla birlikte arkadaşlar, sanatçı arkadaşlar birbirimize yapmaya başladık. Kitabın içine yapıştırılan grafik sanatı kişiyi tanıtıyordu. Kişinin hoşuna giden, hayattan zevk aldığı, kendi karakterini yansıtan imgeler bulunuyordu. Bunları yaparken kolaj tekniğini kullanıyordum ben genelde.
sanatın kendi içerisinde bulunan bütün teknikleri kullanabiliyorsunuz. Öyle bir özgün ve güzel bir sınırsız bir şeyi var. Eserlerini farklı çalışma disiplinlerinden esinlenen sanatçı, kolaj, foto manipülasyon ve dijital çizim gibi farklı teknik prensipleri bir arada kullanarak fantastik ve özgün kurgular oluşturuyor. Aslında düş gücünde, hayal gücümde oluşturduğum temalar oluşuyor. Ekstremistik kişilere, öznelere mail veriyorsunuz ama son dönem işlerimde, illüstrasyonlarda keza öyle olsun, fonksiyonun dışına çıkabilmek, yani bir nebze fantastik illüstrasyonlar diyebiliriz benim için, çalışmalarıma. Sürrealist dememiz için sürrealist bir akım ama yaptığım iş biraz daha fantastik kurgulardan oluşuyor. Ama bunu tabii ki şöyle söyleyebiliriz. Yani yaptığım çalışmayı bir kitabın içerisinde kullandığınız zaman ekstremist oluyor. Bir derginin kapağında kullandığınız zaman illüstrasyon oluyor. Bir galeride, sergide sergilediğiniz zaman da sanat eseri oluyor. Aslında temeli aynı, aynı disiplin, aynı felsefeyle yapıyorsunuz. Sanatçının illüstrasyon çalışmaları, popüler kültür ve sanat dergilerinin kapak içeriklerinde ve birçok yayın evinin kitap kapağı tasarımında yer alıyor. Çalışmalarımda genellikle farklı kompozisyonlar oluşsa da sabit kullandığım imgeler var. Bulut, merdiven gibi bunlar çoğu eserimde görebilirsiniz. Bulutu genelde hayal gücümüz olarak, ulaşmak istediğimiz hayallerimiz olarak simgeliyorum. Gökyüzü olarak, sınırsız olarak. Merdiveni de o gökyüzüne ulaşılmaz hedeflere tırmanmamız için olan bir araç olduğunu vurgulamak için vurguluyorum. Kadın imgesi, kadının varoluş mücadelesini anlatan çalışmalar ortaya koyan Durmuş Bahar, fantastik hikayeleri eserlerine yansıtıyor. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum şiirindeki dizelerin ve unutulmaz pek çok şiirin sahibi Orhan Veli Kanık, tam 105 yıl önce dünyaya geldi. Babası Cumhurbaşkanlığı Armoni Orkestrası şefi ve klarnet ustası Mehmet Veli Kanık, annesi ise Fatma Nigar Hanım. Kanık'ın yoluysa lise yıllarında Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday ile kesişti. Edebiyat ve şiir üç arkadaşı birbirine yakınlaştırdı. Kaleme aldıkları yazıları, şiirleri yayımlayabilmek için Sesimiz adlı dergiyi çıkarmaya başladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünde devam etti. Yazmaya olan düşkünlüğünden vazgeçmeyen Kanık, üniversite döneminde de yazmaya devam etti. İlk şiirlerini Nahit Sırrı Örik'in desteğiyle Varlık Dergisi'nde yayımladı. Aşk, özlem, çocukluk anıları şiirlerinde kendini gösterdi. Bir dönem Mehmet Ali Sel takma adını kullandı. Zamanla insan, ses, gençlik, küllük, inkılapçı gençlik, Demet, İşte ve Ailede gibi dönemin popüler kültür sanat dergilerinde metinleri yayımlandı. Sonraları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'la birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabıyla Türk Edebiyat tarihinde garipçilik, diğer adıyla birinci yeni ismi verilen yeni bir şiir akımının öncüsü oldu. Orhan Veli Kanık, Garip'in kendisi tarafından kaleme alınan ön sözünde, hece ölçüsü ve uyakla insanın beş duyusuna değil, beynine seslenen bir söz sanatı olduğunu söylüyordu. Halk dilinde yalın biçimde manzumeler kaleme alan garipçiler, hicivsel unsurlar ve mizah öğeleri kullandılar. 36 yıllık yaşamına, şiirlerinin yanı sıra hikaye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdırdı. Unutulmaz şiirlerin şairi, 13 Nisan 1914'te dizeleriyle iyilik taşımak için geldi dünyaya. Resimden edebiyata, oradan sinemaya uzanan bir yolculuk onunki. Yaşıyor gibi düşlüyor, resmediyor, yazıyor, kurguluyor.
Hikayenin peşinde bir sanatçı. Tayfun Pirselimoğlu. Asıl olan bir hikaye anlatmak zaten. Yani bu dünyada varoluş nedenimizle alakalı bir soru soruyorsak, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu bizatihi bir hikayenin kendisi ve bunu bazı insanlar anlatma konusunda daha fazla heyecan çekiyorlar. Ben mesela kendime sorduğum her sorunun karşılığını arama çabası falan olarak da görüyorum doğrusu hikaye yazma. Bir şey ifade etme biçimi. Yani bunu işte zaman zaman hikaye yazıyorum, roman yazıyorum, bazen çiziyorum, işte film yapıyorum falan. Bu kendime sorduğum soruların umarsızca bir cevabını arama hali galiba. Dolayısıyla ancak bu benim becerebildiğim şekliyle bir hikaye anlatmadan geçiyor. Bir merak. Merak ediyorum ben. Çünkü yani hikayelerimde de bunu anlatmayı seviyorum. Bir şeyin peşine takılıp gitme hali. Bu hikayeler de beni alıp bir yere doğru götürüyor doğrusu. Yönetmenin filmlerinde yer verdiği tipolojiler sıradanlığıyla dikkat çekiyor. Çok sıradan insanların hikayelerini anlatmayı seviyorum. Zira sıradan olmanın bizatihi kendisini çok cazip bir tarafı var. Yani dışarıdan sanki böyle şaşalı, çok albenisi yüksek hayatların hikayelerinin daha çekici olacağını falan zanneder insanoğlu. Fakat öyle değil. Bunu ben de bulmuş değilim. Yani Dostoyevski'nin de böyle çok meşhur bir lafı var. Sıradan insanların korkunç olduğunu dair. Evet, sıradan insanların böyle kazıdıkça altından çıkan hikayelerin çok korkunç ve çok benim için çok cazip olduğunu söylemem gerek. Dolayısıyla yani sokaktan yanınızdan geçip giden bir adamın ya da kadının aslında tam size temas ettiği noktada size şerare şeklinde çarpan bir şeysi var ve o birdenbire beni alıp işte onu kazıyıp altından hazine bulmaya, çünkü hazine gerçekten, yani bu hikaye, iyi hikaye iyi hazinedir. Dolayısıyla bu hayatları kazmaya çalışmak, bu hayatların peşine düşmek bana çok daha cazip geliyor. Her şey bittiği zaman mutlu olacağız yoksa? Niye bana soruyorsun? Benim Kâr diye bir romanım var. O romandan yola çıkarak yazdığım bir senaryo. Babasının cenazesine yıllar sonra döndüğü, bir şehir, kasabadan bir türlü çıkamayan bir adamın hikayesi. Pirselimoğlu, edebiyatın şifahi ve tedavi edici yanını önemsiyor. Sinema çok meşakkatli bir iş. Yani yalnız sizle başlayıp biten bir iş değil. Yani bir filmi izliyorsunuz ama o izleyici olarak sizin kurduğunuz ilişki sadece film ve sizin aranızda. Ama o öbür tarafta, yani sizin izlediğiniz filmin arkasında yüzlerce insan, çok ağır bir emek var. Çok pahalı bir iş. Çok yara açıyor insanda. Dolayısıyla biraz edebiyatı bu yaraları temizlemek için sığındığım bir alan olarak görüyorum biraz da. Sinemanın bir kısmı da aslında böyle kader kısmet işidir. Yani demin söylediğim şeyi orada da tekrarlayabilirim. Yani hesap kitaba uymuyor hiçbir şey. Ama hayat uymuyor zaten. Sanat nereden uyusun? İlk kitabı Çöl Masalları olan Pirselimoğlu'nun ilk filmi ise 1999'da çektiği kısa metrajlı bir yapım olan Dayım. Çöl, onun yapıtlarında öne çıkan metaforlardan. Ama her şeyden önemlisi, kendisini çağırdığını söylediği gökyüzüydü. Çölün belki belirsizliği, ufuksuzluğu, nereye gidildiğinde kayboluşunuz, kaybolma hali, bu mesela bir tane takıntım da bu. Belki kendinizi en çok kaybettiğiniz yer olduğu için çölle alakalı böyle bir tasavvurum var, kendi içimde dönüp duruyor, bilmiyorum. Ama Çöl Masalları'yla başladım, evet. Bu, o da bir şeyi anlatır, bir kendimi anlatıyor. Aslında bir işte konağın altında bir kapı bulup oradan, o kapının arkasında da saklı bir çöle çıkan
birinin hikayesi. İlk gençlik yıllarında Viyana'da resim ve gravür eğitimi alan Pir Selimoğlu, Viyana, İstanbul, Budapeşte, Ankara gibi çeşitli şehirlerde sergiler açtı. Yazarken bir kendi başınıza yazarken kendi tasavvurunuzun bir şekilde hayalini görüyorsunuz. Resim o hayali işte iki boyutlu olarak yaratmanıza yardım eden bir medium. Sinema bunların hepsini içinde barındırıyor. Dolayısıyla benim yazarlık, ressamlık tarafımı da bunların da beslediği bir alan sinema. Bana soruyorlar işte kendini nasıl tanıyorsun? Yönetmen, yazar, ressam filan. Bir sıralama yapmak çok zor ama yani bu herhangi bir şekilde kendimi tanımlama, bunlar üzerinden tanımlamayı çok da doğru bulmuyorum yani. Tayfun Pir Selimoğlu olmak yetiyordu. Tayfun Pir Selimoğlu uzun yıllardır beyaz perdenin tutkusundan kağıdın sarısına bir evren inşa ediyor. Ya gerçekten